etin yanında, bayramda etin yanında özellikle hazmımızı kolaylaştıracak, en önemlisi tokluk sağlayacak, düşük kalorili ne içebiliriz? Herkesin aklına ayran geliyor ama ben kefirden yanayım. Güzel. Çünkü bana göre kefir yoğurda ve ayrana göre çok daha etkili bir mekanizmaya sahip. Neden etkili bir mekanizması var? Canlı ve çoğalıyor. Aynen öyle. İçimizde de devam ediyor mu o çoğalma? Şimdi yoğurt yediğimizde, ayran yediğimizde probiyotikler diye herkes işte duyuyor etrafta. Probiyotiklerin miktarı bağırsaklarımızda artıyor. Evet. Ama kefir tek başına zaten başlı başına bir probiyotik. Yani o direkt probiyotiği içmeniz demek aslında. Hmm. Dolayısıyla tabii evde yapmak çok önemli. Yapması da çok kolay aslında, kendi başına mayalanan ve çoğalan. Onun bir kefir mayasını tutturursanız sonrasında gidiyor. Aynen öyle. Şimdi kefirden yapılacak içecek de tabii biraz hazmı kolaylaştırması için, ben bağırsaktaki hazım ayrı bir şey, midedeki hazım ayrı bir şey. Mide için ben maden suyunu düşündüm. Hani maden suyuyla kefiri karıştırmak çok akıllıca o noktada. Ve keyifli bir lezzeti olacaktır. Maden suyuyla kefiri karıştıracağız ama evvelinde ben nane de koymak istiyorum. Neden nane koymak istiyorum? Nanenin de çok rahatlatıcı bir etkisi var. Dolayısıyla naneyi kullanmak da bu noktada çok faydalı. Naneli ayran içmeyeceğiz de naneli kefir içeceğiz ama peki, maden suyu. Oradan hemen şunlardan birini alayım. Tabii tabii. Şöyle. Bence şeyde de yapabiliriz. Şurada yapalım. Şurada blender'da da yapabiliriz. Hepsini blender'ın içine atabiliriz. Peki. Bu böyle kalsın. Aha. Böylece hem güzel bir içecek içmiş oluyoruz hem de çok az bir nane yeterli. Çünkü biz bir bardakla yapacağız. Evet. Ama eğer hani evde bu blender'ı tamamen dolduracak şekilde bütün eve yapıyorlarsa yarım bağ bunu bir kişilik nanede diye kullanabilirler. Evet. Naneyi attım. Naneyi attık. Maden suyunu sonra koyacağız. Onu koymayalım. Önce kefir. Kefirle naneyi bir karıştıralım. Şimdi şöyle. Bu arada kefir içemiyorum diyenler varsa belki böyle içerler. Böyle içebilirler. Çünkü kefire ben bence de mesela çok şey yapamıyorum. Meyve de karıştırabilirler. Ha. Yani meyveli kefirler hazırda satılıyor ama kendileri de yapmak kendimiz isterlerse yapalım. Aynen öyle. Meyveyle kefiri karıştırabilirler. Biraz tatlı. Ses için özür diliyorum. Başka şansım İçinde parça parça kalabilir bence. Böyle çok kalsın. Da güzel gözüküyor çünkü. Değil mi? Bence evet. De. Bir bardak alalım. Çıkaralım. Onu bir dakika ben alayım şöyle. Tamam. Bir görelim. Daha buna burada koyacağız. Şimdi evet, şu anda sadece maden suyuyla birlikte aynı anda hepsini karıştırırsak bir lezzet karışıklığı yaşayabiliriz. Kefir var, nane var. Soğuk soğuk, aynen öyle. Şimdi sıra maden suyuna mı geldi? Evet, maden suyunu koyuyoruz. Artık geldi. Ve yavaş yavaş koyuyoruz çünkü köpürebilir ki köpürüyor şu an. Bayağı köpürdü. Hem mide açısından keyifli, soğuk, yaz ayları için çok güzel bir içecek. Hem ayran olması, yani süt grubu olması nedeniyle kan şekerini inanılmaz dengeler. Dolayısıyla bu içeceği bayramda içtiğinizde emin olun baklavaları yeme ihtimaliniz azalacak. Baklavayı da yapmışken iyi oldu bunu sonradan yapmamız. Baklavaları tam yeme zamanında ihtimali azalacak. Bir de buz kullanacağız ama şöyle bir şey de yapabilirler. Buz kırıcılı buna benzer blenderlarla kefiri ilk başta buzla da kırabilirler. Ha. Böylece buzlu bir frozen içecek gibi olur aslında. Daha da enteresan olur. Bunu da yapabilirler. Olur. Biz buzu sonradan da atmayı tercih edeceğiz. Peki şu bu anda. Böyle kalsın şimdi. Evet. Eğer kefir içemiyorum iyi yapıyorsanız kefir sizin için kefir çok da kolay bir şeymiş yapması. İçine öyle. Biraz nane koyduk, döndürüverdik. İşte oldu bitti. Şimdi ona buz ilave edeceğim ama köpüğü çok fazla.